Ya araba almak nereden çıktı Şahin ya? Araba almak nereden çıktı? Durdun araba alacağız dedin ya. Ne alaka? Ya birazcık bana güven Gizem ya. Birazcık bana güven. Araba almak da işin içinde. Araba almak da. Ben niye bekliyorum oğlum? Sahaya döneceğim zaten. Yani bunlar Tor'dan kurtulabilmek için büyük planlar. Ya araba almayla alakasını anlayamadım Şahin. Anlatsan da öğrensem. Ya neyini anlayamadın Gizem? Neyini anlayamadın? Sana 50 kere söyledim. Bugün bu galeriden araba alacağım ve böylelikle o ayı Tor'dan kurtulacağım. Yahu iyi de bu bir açıklama değil ki. Sadece olacakları söylüyorsun. Nasıl olacak? Ne alaka? Sen araba alınca Tor'u nasıl saklayacaksın? Ya 2 dakika dur Gizem, 2 dakika dur. Aa 3 aylık mısın ya? Şuraya girelim ve araba bakalım. Bak millet burada araba bakıyor. Gördün mü? Shit mit yok dayı. Herkes araba işinde. Gel Buket gel. Gel. Burada sana bundan sonra Buket diyeceğim çünkü numaramız ortaya çıkmasın. Şahin. İnşallah bu dediğin şey gerçekten bize hizmet eder. Yoksa durduk yere araba galerisine geldiysek yemin ediyorum seni döverim. Ben resmen kendimden vazgeçtim. Kılık değiştirdim. Estetik operasyona girdim. Sen burada zevkine araba bakıyorsan ya saçmalama Gizem ya saçmalama. Öyle bir şey yok. Allah Allah gel. Beni dinle ya. Yani buyurun Buket Hanım buyurun. Gidelim de şuradan bir araba bakalım. Hele neler var hele. Oo, bayağı da zengin işi şeyler var ha. Buyurun Buket Hanım buyurun. Vay 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 vay. Şu arabaların karizmasına bakın oğlum. Ne manyak arabalar var. Bugün buradan bir araba alacağım. Elbette ki niye buradan alacağım? Neden şimdi alacağım? Neden Buket'te alacağım? Lan ben buraya niye çıktım falan. Böyle sorularınız varsa videonun girişinden sonra. Oha bir dakika. 10 dakikanın altında video girişimi. Bu kesinlikle gerçek bir video olamaz. Let the giriş begin. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şahin'in hayatına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün Şahin Gizem'le birlikte araba pazarına geldi. Daha doğrusu Buket. Yani aslında Gizem ama daha doğrusu Buket dememin sebebi estetik operasyon. Oğlum ben vallahi her gün size bak her bölümde eski bölümlerden özet geçerken yoruluyorum artık. Sağ üst köşede bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim ne anlatmaya çalıştığımı oradan izleyerek öğrenebilirsiniz. Yani ben size orada bal falan satmıyorum. Gayet mantıklı bir şey söylüyorum. Şayet merak ediyorsanız orada bakın. Ha bu arada şuradaki posterlerle hiçbir alakam yok. Ben bir grafik modu kurdum. Bunlar geldi. Bazen bana soruyorsunuz niye orada öyle şeyler var. Vallahi ne bileyim sanat herhalde. Neyse konuya geri dönelim oğlum. Ne ara kızlara geldik. Arkadaşlar bugün Şahin bir araba alacak. Lakin asıl amacı araba almak değil. Elbette ki bir arabası olsun. Artık patron yardımcısı oldu. Lakin burada büyük bir balık var. Hem de kocaman. Hani en son biliyorsunuz. Bak yine eski bölüm anlatıyorum. Ya oğlum şu sağ üst köşeye bir bakar mısınız? 50 kere dedim dilimde tüy bitti yemin ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz en son başımıza bir bela olmuştu. Bugün burada alacağımız alışverişte bundan da kurtulacağız. Peki nasıl olacak? Hadi izleyip görelim. Ama harbiden lan bunlar burada. Gerçi şu. Neyse. Ay merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben Katerina. Dükkanın sahibiyim. Ve dükkanıma sizin gibi iki tane güzel insan geldiği için acayip sevindim. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu jantlar çizilmiş mi lan? Merhaba Katerina Hanım. Merhaba. Ben de arabalarınıza bakıyordum da. Ya biz... Bir araba almaya geldik. Daha doğrusu ben, kendisi benim patronum olur. Daha doğrusu patronumun kızı. Ben bir araba almaya geldim. Öyle mi beyefendi? Ne kadar doğru bir tercih yaptınız. Şu ekonomi tam araba alınacak ekonomi. Yemin ediyorum bugün 3 milyon alıyorsunuz. Yarın 5 milyona satıyorsunuz. Abla ben süreceğim ama sen bilirsin. Buket Hanım birazcık rahatsız oldu galiba. Ay hadi artık Şahin ya. Gidelim buradan Allah Allah. Ne araba alıyorsan al. Acayip sıkıldım ben ya. Eve dönmem lazım var ya. Babam bizi bir öğrenirse... Buket Hanım, Buket... söylemesek mi acaba hani? Ay efendim, neyi öğrenmesi? Ay ben de çok dedikodu meraklısıyımdır. Ne oluyor tam olarak? Hadi Şahin ya hadi. Hemen bir an önce arabanı al da git. Aa delireceğim yani. Bir şey yok, bir şey yok. Biz sadece arkadaşız. Anladım. Sanırım yasak aşk. Neyse beni ilgilendirmeyiz. Benim için önemli olan müşteri memnuniyeti. Beyefendi
nasıl bir araç isterdik? Neye bakıyorduk? Vallahi neye bakıyorduk? Yani genel olarak bakıyorduk. Burada bir tane A3 gördüm. Yani dedim fena değil. Bayağı da sağlam. Ama bu biraz hani sportif gelmedi bana, biliyor musun? Daha çok böyle aile arabası, böyle 35-40 yaşlarında, yani çoluğa çocuğa karışmış ama böyle hız yapmaktan kopamamış bir insan arabası gibi geldi ki ben öyle biri değilim. Ay anladım. Emin olun yanlış düşünüyorsunuz. A3 kesinlikle bekar bir adamın bile alabileceği bir araba. Hem bakarsınız bekar kalmazsınız. Ay Şahin, bu kadın bizi çözdü galiba. Ay öğrendi bizi. Sakin ol Buket ya, sakin ol. Tamam sakin. Allah Allah, alt üstü yani. Araba almaya geldiğimiz anlayışlı bir hanımefendi. Yani çözse bile ne olacak ki? Gidip babana söyleyecek değil ya. Aramızdaki gizli yasak aşkı açıklayacak değil ya. Öyle bir şey yapmaz. Ay kesinlikle yapmam hanımefendi. Buket miydi adınız? Yani öyle bir şey yapmam. Beni ilgilendirmez. Ben ticaretim değil. Gördün mü? Bak. Kadın ekmeğinde yani. Bizle uğraşmaz. Bakayım bu ne? Vay 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 vay. Toyota Camry. Vay. Jilet gibi arabaymış be. Jilet gibi. Ama bu da böyle bir aile arabası. Böyle ne bileyim işi gücü yerinde, aile vakti yerinde düzgün bir iş yapan, ne bileyim doktor mühendis gibi bir adam arabasına benziyor. Yani benim işim öyle değil. Hanımefendi kusura bakmazsanız ben hafiften mafyayım da. Ya Şahin niye söylüyorsun? Ay mafya mı? Allah Allah, ne kadar ilginç bir rastlantı. Hanımefendi rahat olabilirsiniz. Ben mafyaya pek yabancı değilim. Yani benim de sevgilim bir mafya, söz ağızdan içeri dışarı. Yani çok sıkıntı değil. O zaman sizin paranız vardır beyefendi. Sizi ben o zaman böyle daha yüksek model, daha böyle hız tutkunu, daha böyle sert, mafya adamlarına uygun bir arabayla tanıştırayım. Olur, olur, olur. Hiç sıkıntı değil. Varsa öyle bir araba tanıştırın hanımefendi. Ya Buket, aşkım rahat ol ya. Allah Allah. Yani sonuçta bak kadın anlayışlı çıktı. Sevgilisi de mafyaymış. Ya Şahin, öyle ama yine de babam öğrenirse var ya bitirir bizi. Ay lütfen söylemeyin. Ay merak etmeyin hanımefendi. Gerçekten söylemem. Ben öyle tiniyetli bir insan değilim. İspiyonculuğu sevmem. Şahin Bey'di değil mi? Şahin Bey, madem bu kadar yüksek ve güçlü bir adamsınız, size ben kesinlikle Mercedes öneririm. Hem de AMG GT 63S. Bakın bu aile arabası gibi de görünmüyor. Çift kapılı, acayip tatlı bir şey. Tabii rengi sarı. Sizin gibi mafyalara gitmez. Siz bunu karartmak istersiniz ama size söyleyeyim. Bence boya attırmak yerine kaplama yaparsanız ortamda şekliniz artar. Vay 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 vay. S63 ha. Lan ne arabaymış be. Ne arabaymış. İçine bakabiliyor muyuz ya? Ey tabii ki. Teşekkürler. Bakayım hele bir. Gel aşkım gel. Vay vay vay. Buket. Çok fena makina. Çok fena. Ne diyorsun? Şahin, bunu alırsan babam ikimizin durumunu öğrenebilir. Yani sakat değil mi? Ya saçmalama Buket ya. Nereden öğrenecek Allah Allah? Nereden öğrenecek ya? Kesinlikle öğrenemez. Bir şey olmaz. Yani benim arabamla sevgililiğimizin ne alakası var? Ay Şahin, hani en son malum babamın sağ kolunu vurup hani onun yerine geçtin ya. Şey, bunları da aramızda tutarız değil mi? Ey, bu biraz cinayete giriyor ama legal bir sıkıntı yaşar mıyım? Yaşamam herhalde. Tabii. Şahin Bey beni vurdurtmazsa ben sıkıntı çıkartmaz. Ay harikasınız Katrina Hanım, harikasınız. Gerçekten mükemmel bir insansınız. Aşkım ya, benim de buna kanım kaynadı. Ay ne kadar tatlı, ne kadar elegan bir hanımefendi. Ay mafya sevgilisi olmak böyle bir şey hayatım. Yani al gitsin o zaman. Öyle mi diyorsun hayatım ya, öyle mi diyorsun? Vallahi bilemedim ki. Yani alsam mı? Ama bir haklılık payın da var.
Baban şimdi bunu görünce, lan nereden geldi bu para? Bir dakika. Yoksa benim kızım yasak bir aşk mı yaşıyor diyebilir. Aa! Katrina Hanım. Bu ne? Vay 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 vay. G20 mi? Arabaymış be. Araba. Bak bunu alsam baban var ya hiçbir şeyden işkillenmez. Taş çatlasa 40 bin dolarlık araba. Lan bu fenaymış ha. Katrina Hanım bunu paketleyebilir miyiz ya? Ay Şahin Beyciğim maalesef ki onu bir arkadaşıma sattım. Kendisi benim eski arkadaşım olur. Ona ben satmış bulundum Mahmut'a. Size veremem. Ne demek veremezsin ya? Ne demek veremezsin Allah Allah? Sen karşında kimin durduğunu sanıyorsun ha? Bana baksana kızım sen. Bana baksana. Sana burada iyi davranıyorduk ama haddini bil haddini. Karşında var ya Eşref Satır'ın sağ kolu duruyor. Haddini bil. Babam seni bir böcek gibi yok eder. Eşref Satır'ın sağ kolu mu? Aman Allah'ım elleri birbirlerine değiyor. Sevgili... Aman Allah'ım bir dakika. Bunlar sanırım torunun bahsettiği. Aman Allah'ım. Eşref Satır'ın sağ kolu. Torun kardeşini öldüren adam. Şşş alo kızım sana söyledim. Ben Eşref Satır'ın sağ koluyum duydun mu? Vallahi var ya bu arabayı bana satmazsan. Ay pardon, pardon bir yanlışlık oldu Şahin Bey, pardon ben satmam demedim. Elbette ki satarım, elbette ki hanımefendi Buket, aman Allah'ım bu patronun kızı. Efendim size satmayacağım da kime satacağım? Ha şöyle ya, kendine gel kızım, alt üstü sen burada. Yani araba alıp araba satıyor. Vallahi var ya, neyse. Hayatım ben bunu beğendim ya, bu makine fena. Babam bir şey de diyemez. Nasıl alıyoruz biz bunu? Ay çok basit Şahin Bey, çok basit. Anahtarlar benim ofisin koltuğunun altında. Buyurun lütfen beni takip edin. Ben gerekli işlemleri yapayım. Buyurun efendim buyurun. Lütfen takip edin beni. Aman Allah'ım inanamıyorum. Resmin Eşref Satır'ın sağ kolu. Aman Allah'ım. Buyurun efendim buyurun. Allah bismillah animasyonun azizliği. Buyurun lütfen siz burada bekleyin. Ben arabanın ufak bir Şahin Bey. Güzel güzel kapıyı yapan sağlam yapmış ha. Camlar da kurşun geçirmez. Harbiden mafya sevgilisiymişsiniz ha. Ne diyordunuz? Ay siz böyle lütfen oturun rahatsız olmayın. Ben arabanın seri numarasını unuttum. Gidip seri numarasına bakayım, evrakları doldurayım. Hemen size dönüyorum. Hemen lütfen rahatsız olmayın. Kendi ofisiniz gibi kullanın. Hemen geldim hemen. Ay Şahin. Kadın zebralar gibi kaçıyor yemin ediyorum. Zebralar gibi. Arkasında timsak kovalayan zebralar gibi. Ay, sanırım plan işe yaradı. Ama ben bundan sonrasını anlamadım Şahin. Bu kadını korkutmak bize ne kazandırdı? Bekle Gizem, bekle. Sabret. Plan birazdan meyvelerini verecek. Sabret. Ay pardon kusura bakmayın sizi beklettim hemen geldim. Seri numarasını aldım da sandalyede düşmüş. Buyurun buyurun. Buna da imzamızı çaktık. Sanırım evrak tamamdır. Şimdi bizim oldu mu Katrina Hanım? Ay evet Şahin Bey evet. O evrakla birlikte araç artık sizin üstünüze kayıtlı. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız kullanın. Eyvallah Katrina Hanım eyvallah. Ticaretimizi beğendim. 47 bin dolara anlaştık Buket. Katrina Hanım, vallahi sağ olun ya. Gelin sizi bir tur gezdireyim. Ay yok, benim o evrakları işlemem gerekiyor bilgisayara. Siz arabanızda mutlu mesut gezerken ben sadece burada evrak işi yapacağım. Lütfen siz istediğiniz gibi takılın. Öyle mi? Tamam o zaman size kolay gelsin. Hadi çıkalım Buketçim, gel aşkım gidelim gel. Gel Buketçim gel. 3... 2, 1, erken bile başladı. Buket, gel 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 gel, devam et, devam et, devam et. Ulan. Telefona nasıl sarıldı, gördün mü Gizem? Gördün mü?
Ben sana ne dedim? Vay babayın rahmetine ne biçim ses var lan? Telefona sarıldı. Ay harbiden öyle oldu da Şahin. Ben anlamadım. Kadın kimi aradı? Kimi arayacak Buket? Elbette ki sevgilisi Toru. Senle beni şimdi bülbül gibi şakıyor. Aa, ney? Şahin? Bu bizim son isteyeceğimiz şey. Ne yaptın? Rahat ol Gizem, rahat ol. Tam tersine. Bu bizim isteyeceğimiz en iyi şey. Sen fark etmedin ama o bizi içeride oyalarken çoktan numarasını yaptı ve arabanın altına bir takip cihazı yerleştirdi. Ney? Nasıl? Ne demek nasıl Gizem? Ne demek nasıl? Bizi ofise götürmesinin sebebi Eşref Satır ismini duymasıydı. Bu kadını ben yeteri kadar takip ettim. Bu bizim torun, buradaki manitası. Bilerek buradan araba almaya geldim. Bizim kim olduğumuzu öğrenince hemencik bizi içeriye götürüp araba satmasının sebebi o. Biz içeride konuşurken bu çakal motor numarası alıyorum ayağına, arabanın arkasına bir izleme cihazını sapladı ve ondan sonra yanımıza geldi. Şimdi de bizi güler yüzle uğurladı. Sen ona bir cinayetten bahsettiğin halde telefonla sarıldı ve sevgilisini aradı. Sevgilisi de tahmin edebileceğin üzere şimdi bizi takip edecek. Anlamıyorum Şahin, anlamıyorum. Bunun bize ne avantajı var? Ne avantajı? Çok basit bir avantajı var Gizem. Çok basit. Artık düşmanımızın bizi nerede ve ne zaman izleyeceğini çok iyi biliyoruz. Ve bu sayede ona hazırlıklı olacağız. Onun bizi habersiz yakalamasına izin vermeyeceğiz. O bizi kıstıracağını düşünürken biz onu fena halde tuzağa düşüreceğiz. Ve böylelikle onu harcayacağız. Vay 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 vay! Oğlum bu ne biçim bir şey lan, bu ne biçim bir şey? Ey yavrum ey! Böylelikle de tordan kurtulacağız. Şahin! Şahin senden korkulur vallahi. Vallahi korkulur. Rahat ol Gizem, rahat ol. Senin korkacak bir şeyin yok. Sen benim tarafımdasın. Düşmanlarımız korksun. Ey yavrum ey 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 ey! Ulan hem güzel bir ticaret oldu. 47 bine bağladım bu arabayı. Hem de videonun sonu geldi. Arabayı aldığım gibi çizdim. Evet, bu kadar zeki planlar yapıyorum ama araba kullanmayı bilmiyorum. Videonun sonu. Oğlum yalnız harbiden işin şakası. Araba acayip iyi oldu. Araban mükemmel Şahin. Hayırlı olsun. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin diyorsanız videoyu beğenip yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Tor'la ilgili planımı beğenmediyseniz şöyle yapsaydınız daha iyi olurdu deseydiniz yani çok okumam. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Şahin'in hayatında manyak bir videoyu da geride bıraktık. Ve bugün hem kendimize manyak bir BMW aldık hem de planlarımızı ilerletip Tor'dan kurtulmanın yoluna giriştik. Gördüğünüz gibi Şahin zekasını konuşturdu. İki kuşu bir taşla vurdu. Şahin gerçekten de zeki. Bir dakika bu arada size bu arabanın gece versiyonunu göstermem lazım. Çok güzel oldu lan. Gördüğünüz gibi kitap gibi bir arabanın da sahibi oldu. Ve böylelikle videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken keyif aldınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz daha fazla video için video vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gelin lan, gelin. Korkmuyorum sizden. Erkekseniz gelin. Sizden mi korkacağım be? Ha? Ben pudulum var ya oğlum. Ben alayınızı yerim. Alayınızı. Merak etmeyin sizi koruyor. Ay! Sefta! Sen saklansan iyi olur. Burası karışacak. Hey! Sefto'yu rahat bırakın lan. Sefto'yu rahat bırakın. Merak etme Sefto. Merak etme. İlgileniyoruz. Aa! Yavaş olun be. Beni devirdiniz. Ay! Kaos. Terminator, siz yine eski günlerdeki gibi...